bana verme. Ben lazım araba. Ne? Wife material dedin de. Sonunda beklediğim yüzük haftaya evlenirken. Yüzüğümü göstereceğim. Artık böyle gezmem gerekiyor değil mi? Çok güzel. Günaydın. Bugün benim için ve erkek arkadaşım için önemli bir gün. O yüzden bunu bir video yapmak hem de aynı zamanda bizim için de bir anı olsun diye saklamak istiyorum. Evlenmeye karar verdik. Şöyle, bunu böyle niye müthiş bir heyecanla söylemiyorum. Çünkü zaten uzun bir zamandır aslında hani biz evlenmemiz gerektiğini biliyorduk. Çünkü niye gerekiyor? Biz bir süredir Amerika'ya yerleşmeyi planlıyoruz ve benim vatandaşlığımdan ötürü zaten bir noktada olayların bizi buraya getireceğini az çok tahmin ediyorduk ama hani sadece tabii ki Amerika'ya gitmek için değil. Her zaman zaten bizim ilişkimizin başlangıcında da devamında da hayatımızı beraber geçirme isteğimiz vardı. Biraz daha planlı ve biraz daha tahminimizden belki erken bir evlilik olacak bu ama işlemlerin başlaması için de evlenmemiz gerekiyor gerçekten. Yoksa yani biz beraber yaşıyoruz zaten, köpeğimiz var. Zaten ufak bir aile gibiyiz aslında. İşi biraz tersten yapıyor gibiyiz ama kime göre neye göre de bu da tabii tartışılır. Bence doğrusu bu. Yani bir insanın bir insanla beraber yaşayıp o insanın her gününü, her anını görmeden evlenmesi bana biraz mantıksız geliyor açıkçası. Şubat ayından beri beraber yaşıyoruz Burakcan'la. Hani ikimiz de birbirimizin çoğu anına tanıklık ettik. Evet, bu küçük toplumsal eleştiriden sonra ne gerekiyor ne gerekmiyor onları da sizinle paylaşırım. Bir yandan da bilgilendirici bir içerik olsun değil mi? Hazırlanırım, mahalleye çıkarım, geri gelirim. Kan testi, man testi. Sonrasına bakarız. İnanılmaz. Evleniyorum. Bu süreç niye şu an oldu ve şu an ilerlemeye başladı? Çünkü biz bir süredir avukat arıyorduk. Amerika'da yaşayan Türk bir avukat arıyorduk. Bazı legal işleri konuşmak için kesinlikle ana dilinizin olması önemli bence, karşı tarafın ana dili konuşması. Buray'la Zoom yaptık. Sadece bir kere Zoom yaptık. Ve yani ikimiz de Burakcan'la beraber, ki Burakcan gerçekten kolay kolay insan seven bir insan değildir. Ben böyle aa ne kadar iyi falan derim. Burakcan bana bakar nasıl yani falan. Ama abi ona rağmen Buray'la tanıştık ve ikimiz de Buray'ı o kadar çok sevdik ki. Yani bir an önce Amerika'ya gidip yanına gidip böyle tanışmak istiyoruz gerçekten. Bu süreçte, bu tarz süreçlerde, yani belki şu an bunu izliyorsunuz ve böyle bir ihtimaliniz var ya da herhangi bir şekilde Amerika'ya gitmek istiyorsunuz. Bu süreçlerde avukat o kadar önemli ki. Çünkü yani ben şu an çıkıp gitsem Amerika'ya o kadar pahalı ki. Bu sebepten ötürü sizi güvenebileceğiniz, gözünüzün arkada kalmayacağı, çok uzaklarda sizin için bir şeyleri yürütecek olan insana güvenmek bence çok önemli ve Buğra bizim güvenimizi birinci dakikada falan kazandı. Böyle bir sürece başlıyoruz yani. Bu 1,5 sene sürecek gibi düşünülen bir taşınma süreci. İlk adımımız evlilik. O yüzden ilk adımımızı atmaya gidiyoruz. Herhalde 8 Ekim falan gibi nikahımız olacak. Hazırlanayım, çıkalım. Sonra görüşürüz. Çok konuştum. Günaydın. Ben dün video çekmeye başladım da Ben dün video çekmeye başladım. Meğersem sadece 9-10 arasında kan alıyorlarmış. Biz 4'te falan kan vermeye gidecektik. Aradım, böyle dediler. O yüzden şimdi saat 9.30. Evet, Burakcan Uygur. Günün anlam ve önemine hitaben. Ki biz de erken kalkabilen insanlar değiliz. O yüzden böyle erkenden halledilen iş günleri bizim için ne amaca hizmet ederse hepsi bayık yani. Neyse işte, kan verdikten sonra falan görüşürüz herhalde. Burakcan'dan bir kan aldılar. Gerçekten vücudun yarısındaki kan miktarı ne? Benim vücudumun yarısındaki kan alabilirler mi ya o kadar kısa sürede? Kral, alamazlar. SMA testi, ehliyet, her şey için kan verdi gelmişken aradan çıksın diye. Abi gittik kadına, aile hekimine. Evlilik değil, ehliyet soruyor. Evlilik için mi diyor? Kadın hayır, evlilik için diyor. Ha falan diyor. Evlilik için geldiğimizi unuttu. Unutmadım. Ve SMA testi için. Sanki yıllardır çocuk yapmak istiyoruz. Ve ehliyet almak için gelmiş gibi tavırdasın ya. Hiç alakası bile yok ya. Yürü git. Verem Savaş dispanserindeyiz. Ve? Sonuç bekliyoruz ve... Zeynep götürme geldi. Şöyle söyleyeyim size, şu an etrafımızda 4 tane jandarma. Mahkum jandarmanın şey. Mahkum nakil aracı. Ayda bir kere oluyormuş, buraya ayda bir kere mahkumlar geliyormuş. İçeri bir girdik abi, elinde kelepçe, şov ana haber şey gibi tipler. Yani şey beni çok travmatize etti. Yani bir insanı muhtemelen bir süreliğine de olsa dışarıdaki son anlarından bir tanesinin ortasında
merhaba biz evlilik için geldik böyle bir çok garip yani. Kilo bu sırada fotoğraf çektirseydik. Döner yerken mi? Hayır kuşum, vesikalık çektirmemiz gerekiyor ya. Son, şu an mı? Son tuduğumuz. Fotoğraflarımızı göstereyim bir dakika. Fotoğraf yeni geldi. Nı 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 nı. Burakcan tatlı çıkmış benim saçlarım. Çok beğenmedim. Günaydın diyeceğim ama saat 2.30. 9'da kalktım bugün. Biz de yeni kalkmadık. Biz de yeni kalkmadık bu arada yani asla. 2.30'da gelin dedi şey, aile hekimliği. Doktor geliyormuş. Doktor veriyormuş size raporu. Sonra gidip tarih alabiliyormuşsunuz. Kadıköy Belediyesi de 3.30'da kapanıyor. Saat şu an 2.30. Alelacele aile hekimine gidip oradan Kadıköy Belediyesi'ne yetişemeyeceğiz. İşte bu. İşte hayatta aradığım moral ve motivasyon bu. Ne? 8 Ekim'de yer yok Kadıköy Belediyesi'nde nikah için mesela. Ne yapacağız? Aa! Patladı. Aa! Becan! Becan bana ver mi? Evlenemiyoruz Zeyno. Bu ne ya? Kardeşim. Slime patlatıyorsun üstüne, şu halime bak ya. Burakcan'a stres şeyi aldım, fıs fıs sıkma şeyi. Kırtasiyeden aşırı boktan bir şey. Abi bir sıktı, yani, patladı. Şey. Arabanın ağzına sıçıldı, Burakcan'ın üstünün ağzına sıçıldı. Neyse ne diyordum, yani bu videoyu evlenmek isteyen ve ne yapacağını bilemeyen insanlar izliyorsa süreci şöyle özetlemek isterim. Bok gibi. Bok gibi falan değil abi, Allah Allah. Sağlık ocağına gidiyorsunuz, aile hekiminize. Kan veriyorsunuz. Oradan çıkıp Verem Savaş dispanserinde akciğer filmi çektiriyorsunuz. Oradan çıkıyorsunuz. Vesikalık çektiriyorsunuz. Kan tahliliniz çıktığında Verem Savaş dispanserinden aldığınız rapor artı fotoğrafınızla aile hekimine geri gidiyorsunuz. Aile hekimliğinden sağlık raporunuzun çıktısı alınıyor. Böyle kaşa maşa bir şeyler basılıyor. Size birer tane kağıt veriliyor. Oradan belediyenize, Kadıköy Belediyesi için bu böyle olabilir, başka belediye için bilmiyorum. Kadıköy Belediyesi'nin bir web sitesi var, EYS.bir şey galiba, evlendirme başvuru, randevu falan yazın çıkıyor. Oradan randevu alıyorsunuz, randevu alıp gidip tarih alıyorsunuz. Günaydın. Yine biz, yine yoldayız. Geç kaldık. Ya adamla konuştuk belediyeden, dedi ki 12'ye kadar gelebiliyorsanız hiç problem değil, sağ salim gelin. Acele etmeyin, rahat rahat gelin dedi. Dedi ki seni yerim ya. Dedim ki ben seni ham yaparım, ne kadar tatlısın. Seri evlendirin bizi. Çabuk. Tarih alamadık. Çünkü Kadıköy Belediyesi tabii ki yani çok kalabalık. Kasım ortasına kadar falan yok. Hani 3 Kasım verebilirim dedi, dolu dedi yani. Maltepe nasıl bilmiyorum bu arada, gidiyoruz da Maltepe'de yani. Evet, dolu dolu nikah salonları. Turunda bugün Maltepe'deyiz. Maltepe'ye geldik şimdi öğle tatilinden önce, inşallah bize bakarlar. 25 dakikamız var. Yani burası çok güzelmiş. Aa, göstereyim size. Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. İnşallah tarih vardır. Öyle sulak mulak bir alan falan. Hoş yani. Hey. Ne yapıyorsun? Araba bince. Yakut diye bir salonu bize önerdiler. Burada böyle odalar var. Üst kat terasta saçma sapan bir yer var bu arada. Yani düğün yapmazsınız. Hani düğün nikah beraber çıkarırsınız, öyle bir yer. Hafta sonu 2500 liraymış. Burası hafta içi 500, hafta sonu 900 liralık. Bizim için daha okey olan, çünkü çok da fazla insan gelmeyeceği için böyle küçücük bir yer. Ya küçük değil de. Yine şöyle göstereyim size. Burası yakut. Renkleri falan da çok hoşuma gitti. Şöyle yer var. Burada böyle fotoğraf çekme için bir alan var. Burada işte nikahın kıyılacağı yer. Bu Cumhuriyet Salonu olayı güzel. Dışarıda sulu bir yerde var. İşte kuğular var dışarıda. Fıskiyeler varmış falan. Tatlı yani. Ben 8'i istiyordum da işte hafta sonu olduğu için fullmüş tabii ki. Olsun 7'si olsun dedik. Önemli değil. Biz herhangi bir tören, seremoni yapmayacağımız için 11.30'a kadar yapıyorlarmış o tarz. Oda nikahı diyorlar galiba. Oda nikahı. Oda nikahı. Al buraya. Öp beni artık. Ben senin kocanım. Kızlık soyadımı tutuyorum. Ağalık soyadı. Söylemezseniz kızlık soyadınız gidiyormuş abi. Aa! Marla kuş! Biliniyor anam baban, haberin var mı? Hiç umurunda mı böyle bir şey acaba? Öyle, heyecanlıyız. Değişik bir his. Bu videonun bittiğini tahmin ediyordum ama inanın her şey daha yeni başlıyormuş. İçin içine biraz hani aileler girince tabii işte şunu çağırmazsak ayıp olur, herkesin haberi var. Onu çağırırsak da bunu çağırmak gerekir falan gibi muhabbetler oldu. Hani şuna karar verdik aslında, düğüne herkesi çağıramayacağımız için nikah birilerini çağırmak hiç de mantıksız değil noktasına
geldik. Ya 250 kişilik falan bir aktiviteye dönüştü şu an. Dün gittik tekrar belediyeye. En üst katı tuttuk terası. Buraya videosunu koyarım muhtemelen. Tarih ne zaman ayarlamıştınız? Biz 7 için mi ayarlamıştık? 9 var bizim karşı tarafta. Nerede? Şurada şemsiyeleri olan bölüm. Olay önce bu noktaya geldi. 250 kişi gelsin diye geldi. Ondan sonra annem dedi ki bu kadar insan geliyorsa sen artık gelinlik giymek zorundasın dedi. Ne kadar hayır desem de. Çünkü düğün var yani. Düğünde gelinlik giyerdim. Ben o sabahlıktan bozma elbiseyi çevirtirip giymeye okeydim. Ama annem ısrar edince. Bu işler gerçekten aileniz için yapılan işlermiş. Ben bunu anladım. Ama olsun, onları kırmak yerine bunu yapmayı kabul ederim. Neden olmasın yani. Şimdi annemle Pınar'la buluşacağım. Gelinlik provasına. Gelinlik provasına gidiyorum, evet. Dün belli oldu bu arada. Pinterest'ten 5 tane ekran görüntüsü aldım. Onlardan ikisini beğendik. Burakcan'a da gösterdim, sordum. Petek dediğin çözüm, gelinliğini yapan bir adamın kütüresine gidiyoruz bugün. Ama ilginç bir şekilde ben Petek dediğin çözüm gelinliğini böyle şey bekliyordum. Girdim baktım bu haberi aldıktan sonra. Taşlı pullu bir şey bekliyordum. Abi kadın dümdüz gelinlik yaptırmış. Çünkü gerçekten beklemezsiniz yani. Burayı da koyarız Petek Dinç Öz'ün gelinliğimi. Cidden çok sade. Bugün niye gidiyoruz yani, onu da anlatayım. Yarın biz yola çıkıyoruz Bodrum'a tatile. 10 gün yokuz. En azından bu 10 günlük süreçte adamlar dikmeye başlasın. Çünkü zaten bir ay var şu an nikah. Hani. Ve bütün bunların yanında Instagram'da kimseye böyle bir şey de açıklamadım, evleniyoruz falan diye. Şu an sadece siz öğreniyorsunuz bunu. Tabii siz bu videoyu izleyene kadar bu gerçek böyle mi kalır bilmiyorum. Her neyse, şu pastaneden bir şeyler alacağım. Sonra artık prova yerinde falan görüşürüz herhalde. Doğru mu gidiyoruz, sen bakıyor musun? Evet doğru gidiyoruz, bir dakika. Bir yandan video çekip bir yandan yola mı bakacağım? Böyle influencerlık olmaz olsun, dur. Bulduk burayı. İlke direkt maske takmış. Helal olsun, bilinçli. Şunu göstereyim de. Şunun güzelliği. Ne diyoruz? Bunun adı ne? Kalıp provası. Kalıp provası. Geldik ilk şeyde, görüşmede kalıp provasına kadar. Bu aşamaya kadar gelindi. Bir ay olunca bir ay olunca böyle oluyor çünkü. Aşağı yukarı hani üst kısmının formu böyle olacak. Şimdi bunun kremi olacak bunlar. Krem rengi olacak. İçi yine böyle ten rengi olacak. Bunun üstüne krem gelecek şekilde. Çubuklar gelecek, sonra çiçek. Çiçek neredeydi? Şöyle gelecek yani. Çok küçük boncuklar var. Çok taşlı maçlı bir şey değil. Ay, çok güzel durdu. Neydi şimdi bu? İpek organza. İpek organza dediğimiz, söylerken bile bilmediğimin çok anlaşıldığı bir kumaş. Ama dokusu çok güzel. Ben çok beğendim. Mat olması ekstra hoşuma gitti bu arada. Şimdi Savaş abi bizi Ayakkabıcılar Çarşısı'nda Atilla Kundura'ya yönlendirdi. Gelmişken ayakkabımızı da seçeceğiz. Ayakkabı şov. Miss Turkey. Tabii ki. Dur. Ben toka gibi bir şey istiyorum. Taç değil de. Gelin ekibi burada. Buyurun. Ay ne güzelmiş. Kazağım mı? Hırka mı? Ne o be? Hırkaymış. Çok güzel. Bedenim ve ben görüyorsunuz. Bu böyle olacak mı Savaş abi? Evet, öyle olacak. Biraz değil mi? Çok değil ama. Bakın. Şimdi buradan bak, aynaya görebiliyor musunuz? Gelin bunu öyle olduğu zaman. Bak çok güzel. Nasıl güzel oldu? Bak o çok güzel bir şey. Çok güzel oldu. İnanılmaz doğru şık. Mu? Evet evet. Bu dantel çok daha güzel. Ben diğerini daha az şaşalı diye beğenmiştim ama şimdi böyle olunca... Tabii şimdi bunu buraya kadar kullanırım ben. Bunu şuraya alırım. Daha incesini şu ortaya yerleştirip fotoğraf teknolojisi 3,5 kere kullanırım ben. Evlenmemize... 5 kala. Dur kız, kaç gün? 9 kala. Evet. 9 gün var. Çok heyecanlı. Heyecanlı mısın cidden? Abi gerginliğim daha çok çünkü damatlığım henüz olmadığı için heyecan aşamasını... Bir de senin tek bir şeyin var zaten. Evet. O da damatlık yani. Evet. Hadi benim çiçeğim, hacım, yok işte yani makyajım, her haltım, erkeklerin tıraşı. Şöyle 3-4 gün daha önce oturuyor. Bence zaten haftaya pazartesi. Salı. Pazartesi salı. Okay. Pazartesi salı. 4 yaşından beri gittim, berbere gideceğim. Ya tatlı bir an. Var mı orada eski bir fotoğrafın falan? Böyle yan yana remake yaparsın.
Hani 4 yaşında saçını kesirirken bir de evlenirken. Aa, tatlı. Var mıdır acaba ya? Annemde vardır muhtemelen. Annemde varsa valla öyle bir şey yapsana tatlı olur. Gerçekten arkadaşken evleneceğimizi düşünüyor muydun? Şuş. Ha? Nasıl düşünebilirim öyle şunu ya? Ama evlenecek kız ha. Ha, öyle... Tam evlenecek kız ha. Yok onu demem. Ha, ulan bu kız wife material dedin mi? İçinden geçen bir tarih söyle bana. Ne o? Uçak biletimiz hangi tarihte olur sence? Hazır mısın? Hazırım. 12 Haziran 2024. 12 Haziran 2024. Aynen. Ben 26 Ocak 2024 demek istiyorum. 26 Ocak'ta gitmem. Niye? Gidesim gelmedi. Ya sen kimsin ya? Senin gidesin gelmiyor. Ne demek? Yani git de ocağa kalsın derler adama. Günaydın. Günaydın ama tünaydın aslında. Çünkü 8.30'da kalkmamız gereken güne 12'de mi kalktık? Bugün benimle alakalı hiçbir şey yok. Bugün seçtiğim alyansa bakacağız, alacağız yani. Onun dışında da Burakcan'a damatlık bakıyoruz bugün. Ve neyse ki bugün sadece yorum yapacağım. Yani ne bir şey deneyeceğim. O kadar mutluyum ki. Ya ben ortak şeyleri beğenmeyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü zevklerimiz genelde seninle ortak oluyor. Hemen ortak şey beğenmek. Ortak şey beğenmemek zor. De ortak çok bir şey. Çok fazla şey. Allah bugün hiçbir şey denemeyeceğim ya. Muhteşem bir his. Ben de hızla hallediyorum. Üzülüyorsun evet, evet. Muhtemelen. Evet evet. 3 dakika sonra bitireceksin. Üstüne gidip bakalım başka yerlere de. Evet bakalım. Tamam bakalım rahat et. Kattan çıkardın mı efendim? O kat yere şu anda kat edeceğiz. Ya bu ne ya? Yakışıklı. Çok güzel oldu. Geliyor damat. Damat Ferit geliyor. Hazır mısınız efendim? Hazır mıyız? Bravo. İşte bu. Şurayı göstereyim. Bana bir sürpriz yapıldı az önce. Eve geldiğimde. Teklif de demeyelim. Dize çökme, diz çökme gibi bir durum oldu ve yüzük takıldı. Sonunda beklediğim yüzük haftaya evlenirken. Yani muhteşem evlilik. Hayır. Hayır değildi. Çok ama daha güzel bir planı vardı ama bizim dışımızda olan sebeplerden ötürü... Piç oldu diyelim. Piç oldu tamam diyelim. Tamamdır. Önemliydi zaten biz bunun kararını vermiştik yani. O yüzden ondan sonra laçka oldu. Ne zaman teklif edeceksin? Yüzüğüm nerede? Yüzüğüm altın mı? Beyaz mı? Bir şey mi? Merak ediyordum. Yüzüğümü göstereceğim. Artık böyle gezmem gerekiyor değil mi? Çok güzel. Şeyi netleştirdik yani takım elbiseyi. Sadece gömleğin şeyinden emin değiliz. Bedeninden. Bizim de istediğimiz beden yokmuş. Haftaya salı yine kaşerardan alınacak her şey. Yani o net. İlk denediği damatla okey oldu. Ki bence zaten okey olacağı da bir damatlıktı. Haftaya salı artık gömleğin de boyutuyla beraber her şeyi ütülü bir şekilde teslim alacağız. Damatlık işi bitti. Şimdi deri modda ayakkabı bakıyoruz. O da bittikten sonra alyanslarımızı netleştirip sonra şey yapacağız. Yüzük. Sürekli böyle değil mi? Şeyi hallettik. Ayakkabıyı da hallettik şimdi. Yüzük kısmını bitireceğiz. Ve galiba bugünkü işimiz tamamen bitiyor. Hardiz'e geldik. Şöyle göstereyim. Neler neler var. YouTube'u çekiyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Benim favori kuyumcum kendisi. Şimdi takıyorum şöyle bir şey. Ben takmayacağım ya. Ya çok tatlı. Tatlı bir kutu. Bugün artık gelinlik videoya konuşuyor. Teslim, merhaba. Merhaba. Marla'ya da bugün duvak yaptıracağız. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Ay çok tatlı. Çok. Ay çok sorry. Aa, çok, hoş. Çok güzel. Allah'ım. Her şey bitti. Geçmiş olsun gerçekten. Kocişko arabaya mı şu an? Gelinliği taşıyor. Tabii o direkt arabaya gidecek. Şimdi artık bugünü bitiriyoruz. Bundan sonrasından yarın manikürümüz, pedikürümüz var ikimizin de. Sonra da bir şey kalmıyor. Ben bir solaryuma falan gideceğim. Artık bu video burada bitebilir ya. Bitti, hazırlığımız bitti. Artık cuma günü koşuşturmacamızda
görüşürüz. Part 2'de görüşürüz. Sizi öpüyorum. Damat. Öpücük ver bir tane. Oha, hala finalim var. Görüşürüz nikahta. Ateş ediyorum ya. Ay bir şey göstereceğim. Onun için videoyu burada da bitirebiliriz. Marla'ya duvak ve tasmasına şöyle bir şey yaptı Savaş abi. Kafayı yemek üzereyim. Eve gidince Marla'ya takmak için sabırsızlanıyorum. Şuna bakar mısınız? Bu ne ya? Deli olacağım. Arkaya baksana şu an. Rahatsız ediyor mu? Yok. Gayet okey. Her şey bitti. Neredeyse bitti yani artık. Çok fazla bir şey kalmadı. Yarın bir işte manikür pedikür yani onlar önemli değil. Artık gelinliğe damatlığa dair her şeyimizi bitirdik salı günü. Cuma günü nikah var zaten. Yani işte bir ayda nikah oluyormuş. Düğünü bilemem ama nikah oluyormuş. Biz de hallettik. Bize helal olsun. Cuma görüşürüz diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Cuma sabah şiş suratımla görüşmek dileğiyle.